Dün kraliçeydik, bugün Hintli olduk. Yarın ne olacak? Uzaylı. Tatlı. 108 tane bilezik almışım. Gelmiş geçmiş en başarılı yarışmacıyım. Tabii ki de kutlamalar bu kadar kısa sürmeyecek. Ya sen hayatında 108 bileziği kuyumcuda dahi belki görmemişsindir. Ya gelmişsin, konuşuyorsun burada benim yaptıklarımla. Sen benim yaptıklarıma bakacağına kayınvalidene bir dönüp bir baksana istersen ya. Şimdi Hatice'cim, ben böyle şeyleri zaten demode bulduğumu söyledim. Benim için bunların bir önemi olsaydı zamanında olmuş olurdu ki ben... kayınvalidem benim bileziklerimi kiralayıp konuma takmış bir insan mesela. Ne? Ya. Evet. Fatma Hanım, ben doğru mu duydum? Gelinize kiralık 10 bilezik takıp düğünden sonra geri alıp teslim mi ettiniz? Evet. Gerçek mi bunlar? Gerçek. Haydi, ilk defa duyuyorum Allah'ım ben. Allah'ım, neler duyacak bu kulaklar yarabbim. Duyun bakalım. Ya Allah aşkına, çok komiksiniz ya. Gelin alıyorsunuz, kiralık bilezik ne demek? Ayrıca bu gelin bunu nasıl kabul etmiş? Ettirdim. O istemedi, evet. Ha, ben, dur. Ettirdiniz yani. Evet. Ha, şimdi nasıl dinlemiş sizi? Ettirdim dedim. Nasıl dinledi? O bilezik istedi. Ben almadım, kiraladım. Düğünde taktım, sonra geri aldım, geri verdim. Tamam. Peki, nasıl haberi var mıydı gelinin kiralık olduğunda? Evet. Nasıl kiralanıyor? Ben anlamadım bu olayı. Gittim kuyumcudan, kiraladım. Aa. Bir günlük. Ay Allah'ım, neler duyacağım. Bir günlük kiraladınız, taktınız, yani. Geri götürdünüz. Evet. Gelinin eşyalarını, mobilyalarını siz aldınız mı? Yatak odasını aldım. Aa, kız getiriyor yatak odasını, siz niye alıyorsunuz? Evet. Öbür eşyaları siz alacaksınız, yatak odasını kız getirecek. Aa, yeter ya, ne bu ya? İlk okul çocuğu gibi bir oradan bir buradan. Ne aldınız, ne gittiniz? Fatma, ya? Fatma Gül Hanım, sen efendim? De o zaman düzgün anlat, kısa kısa söyleme lafları, bizim anlayacağımız şekilde söyle. Anlatmak zorunda mıyım? Anlatacaksın tabii. Hayır, canım. Bilezikleri aldım mı aldım, kiraladım mı kiraladım. Hayır, yatak odasını getir diyorsun, diğerlerinin birkaç parça getir diyorsun. Neyi getirdi, neyi götürdü bilelim yani. Ben sizi tanımak istiyorum. Tanımak madem istiyoruz. Yarışmacı olarak geldiniz, tanışalım. Ya bir oradan bir buradan, yani yemin ederim sabahtan başımı ağrıttınız ya. Sürekli soruyorsunuz. Öyle canım benim. Öyle mi? Evet. Yeter ya, malzeme konusu yaptınız beni ya. Ben size hesap falan veremem. Ne ya, oyun hamuru mu arıyorsunuz kendinize? Bir oradan, aa, bir buradan. Yok canım, ne oyun hamuru? Ben size, ben gelinime hesap verdim. Ona söyledim, söyleyeceğim. Size hesap falan veremem, kusura bakmayın. Yani gerçekten çok değişik, farklı bir gelinim var. Aynen. Seni tanımak istiyoruz, gelini de tanımak istiyoruz. Gelmişsin bu yarışma programına çeyrek kazanmak için. Biz gidip sonuçta senin gelinin yaptığı yemekleri puan veriyoruz. Tabii ki bizi anlatmak zorundasın. Anlatmak zorunda değilim ya. Tamam. Bir oradan bir buradan. Oldu, sen burada otur. Böyle dur, gidip tabaklara puan verelim. Senin geline çeyrek verelim, git tak. Öyle mi? Yok öyle. Ya Gülşah, senin hiç mi yakının yok ya? Sana akıllı verecek, bu şekilde gelin olmaz diyebilecek hiç mi kimsen yoktu etrafında? Özlemciğim, ben hayatım boyunca hep kıskanıldım. Benim kendi kayınvalidem tarafından bile evet, bir kıskançlık seziyorum. Öyle nasıl ki, yani? Öyle ki her geldiğinde dolabımı açar, ne aldım, ne ettim, bir şekilde onları bulur nereden aldığımı. Aa, gerçekten. Evet, aynalarımı gittiğimde görürüm mutlaka dolabında. Aa. Ve öyle ki kızlar, benim kayınvalidem yaptırdığım dövmeleri o kadar eleştirdi. Büyüttü. Sonra da gidip kendisi de benzeri bir dövme yaptırdı. Aa. Aslında ben bu kıskanılma duygusuna alışkınım. Alışık olmadığım bir durum değil. Sadece bu duygu nasıl bir şey? Yani kıskançlık nedir? Bunu kendim anlayamıyorum. Böyle bir duygum yok. Böyle bir şeye sahip değilim. Ha, sen kimseyi kıskanmıyorsun. Herkes evet. Seni mi kıskanıyor? Öyle ama. Bayağı bir özgüven falan öyle görüyorsun. Ben hiç sanmıyorum öyle bir şey olduğunu. Kayınvalidenin de gidip seninle aynı şeyi yaptırmasına da zaten hiç anlam veremedim gerçekten. Hiç öyle birine de benzemiyor. Kayınvalideni bile gotikleştirmişsin. Bulabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar gerçek. Hayır, özene de gidip yani gotiklik özenilmez ki, sanmıyorum. Gotikliğe özeniyor demedim kızlar. Çantamdan bahsediyorum.
ayakkabımdan, gözlüğümden bahsediyorum. Bunlarla botikliğin ne alakası var, ne ilgisi kesin var? Kesin onlar da siyahtır. Çarpıtıyorsunuz, çarpıtmayın lütfen. Onlar da kesin siyahtır. Kenarlarında bıçak ya da makas falan vardır. Ben bugün siyah giyinmedim Hatice, farkında mısın? Siyahtan kurtul artık, çık o kafadan.